Atom numarası 24 olan krom element atomu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Öncelikle krom elementi için orbital elektron dizilimini yapalım. Krom için elektron dizilimimiz bu şekilde olacak. Küresel simetriye uygun yazılacak. Hatırlarsak biz elektron dizilimi s2d4 ile bitenleri s1d5 şeklinde yazıyorduk. Aynı şekilde s2d9 ile bitenleri de s1d10'a çeviriyorduk. Bu elektron dizilimi atomun daha kararlı hale gelmesi için yapıyorduk. Bu iki duruma dikkat edeceğiz arkadaşlar. O halde öncülleri bu elektron dizilimine göre yorumlayalım. Sorumuz bize yanlış olanı sormuştu. A şıkkı temel haldeki elektron dizilimi s1 d5 şeklindedir. Bakın şu kısmı 18'e kadar olan kısmı argon şeklinde kısaca gösterebiliriz. Kalan kısmını aynı şekilde 4s1 3d5 olarak düşünürsek A şıkkı doğrudur. B şıkkı en yüksek baş kuantum sayısı N4'tür. Elektron dizilimine baktığımızda en yüksek baş kuantum sayısı 4S1'dedir. Yani 4'tür. B şıkkı da doğru. C şıkkı N eşittir 3 olan orbitallerindeki elektron sayısı 13'tür. Elektron dizilimine baktığımızda 3S2, 3P6 ve 3D5 orbitallerinde toplam 13 elektron bulunmakta. C şıkkı da doğrudur. D şıkkı periyodik cetvelin 4. periyot 6B grubu elementidir. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu ilk yerden periyot çizgimizi çektik. 4. periyot elementimizdir. Baş kuantum sayısının en büyük olduğu yer bize periyodu belirtmekteydi. Grubumuz için ise son orbital d ile bittiğinden dolayı B grubudur. Yine periyot çizgisinden sonraki orbitallerdeki elektronları topladığımızda 1 5 daha 6 yapmakta Dolayısıyla grup numarası da 6B'dir diyeceğiz. D şıkkı da doğru oldu. E şıkkı manyetik kuantum sayısı eksi 2 olan elektron sayısı 5'tir. Manyetik kuantum sayısının formülünü hatırlarsak ml değeri eksi l 0 ve artı l arasında değerler almaktaydı. Manyetik kuantum sayısı eksi 2 olan orbitaller sadece d ve F'de söz konusu olabilirdi. Elektron dizilimimize baktığımız zaman sadece elimizde d orbitalleri var. O halde D orbitallerini şöyle açık şekilde gösterirsek orbitallerden birisi eksi 2, diğeri eksi 1, diğeri 0, diğeri artı 1 ve diğeri artı 2 ml sayısına sahip olacak. Hund kuralı gereği eş enerjili orbitallere elektronlar önce tek tek yerleşecekti. Dolayısıyla ml'si eksi 2 olan sadece 1 elektron bulunur. Burada 5 elektron denildiği için E şıkkı yanlıştır. Sorumuz yanlış olan öncülü sorduğundan cevabımız E seçeneğidir. Periyodik sistemde elementlerin özelliklerinin değişimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A şıkkı aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisi artar denilmiş. Periyodik sistemdeki düşey sütunlara grup diyorduk. Yukarıdan aşağı doğru inildikçe iyonlaşma enerjimiz azalırdı. Burada artar dediği için A şıkkı yanlıştır. İyonlaşma enerjisi için periyot küçüldükçe ve genellikle grup büyüdükçe artar diyorduk. Dikkatli olalım. Aynı periyotta sağa doğru gidildikçe genellikle artar diyoruz. 3 aşağı 5 yukarı kuralını unutmayalım. B şıkkı. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elementlerin hidroksitli bileşiklerinin asitlik özelliği artar denilmiş. Periyodik sistemdeki yatay satırlara periyot diyorduk. Burada soldan sağa doğru gidildikçe asitlik artar denilmiş. Şimdi hidroksitli bileşiklerin bazlık kuvveti yarı arttıkça artmaktaydı. O halde aynı periyotta sağa doğru gidildikçe ne olur? Bazlık azalır. Bazlık azalırsa asitlik artar. O halde B şıkkındaki ifade doğru oldu. Sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Diğer öncülleri de kontrol edelim. C şıkkı klor, brom, iyot elementlerinin oksitlerinin sulu çözeltilerinin asitlik kuvveti belirtilmiş. Arkadaşlar bize verilen bilişikler Ametallerin oksijence fakir bileşikleri. Dolayısıyla bu bileşik sınıflarının tamamı nötrdür. Asitlik sıralaması yanlıştır. Birbirine eşit olması gerekiyordu. Unutmayalım, ametallerin oksijence zengin bileşikleri asit karakterliydi. Oksijence zengin ne demek? Oksijen sayısının ametalden fazla olma durumu. Oksijence fakir dediğimizde ise oksijen sayısı ametalden az veya oksijen sayısı ametale eşit olduğu durum. Burada bize verilen bileşiklerde oksijen sayımız ametalden az olduğu için oksijence fakir bileşiklerdir ve bu bileşik sınıfı nötr özellikte'dir. Dolayısıyla C şıkkındaki sıralamamız yanlıştır. D şıkkı metal oksitlerin bazlık kuvveti aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe azalır. Periyodik sistemdeki düşey sütunlara grup diyorduk. Yukarıdan aşağı doğru Azalır denilmiş bazlık kuvveti için bu ifademiz yanlıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bazlık kuvveti yarıçap arttıkça artmaktaydı. Bu hem oksitler için geçerliydi hem de hidroksit bileşikleri için geçerliydi. Dolayısıyla yukarıdan aşağı doğru bazlık kuvveti artacaktır. Burada azalır dediği için D şıkkı da yanlıştır. E şıkkı geçiş metallerinin tamamı bileşiklerinde birden farklı pozitif değerlik alabilir. Bu ifademiz de yanlıştır. Mesela çinko elementi 2B grubundadır. Her zaman artı 2 değerlik kalır. Ya da skandinyum elementi 3B grubundadır. Proton sayısı 21. Her zaman artı 3 değerlik kalır. Son olarak bir örnek daha verecek olursam. Gümüş elementi yine geçiş elementidir. Ama her zaman artı 1 değerlik kalır. Dolayısıyla geçiş elementlerin tamamı bileşiklerinde birden farklı pozitif değerlik alabilir ifadesi yanlıştır. Genellikle deseydi doğruydu. Sorumuz bize doğru olan öncülü sorduğu için cevabımız B seçeneğidir. Kalsiyum katısı ile 500 mililitrelik nitrik asit çözeltisi artansız olarak yukarıdaki denkleme göre tepkime vermektedir. Tepkime sununda normal koşullarda 4,48 litrelik hidrojen gazı oluştuğuna göre kullanılan nitrik asit çözeltisinin molar derişimi kaçtır? Öncelikle açığa çıkan hidrojen gazının molünü bulalım. Normal koşullarda bütün gazların 1 molü 22,4 litrelik hacim kaplamakta. Tepkimemiz sonucunda 4,48 litrelik hidrojen gazı açığa çıktığına göre kaç mol hidrojen gazı oluşmuştur dersek içler dışlar çarpımı yaptığımızda buradan 0,2 mol hidrojen gazı açığa çıktığını söylüyoruz. Bulduğumuz değeri tepkimede yerine yazalım. Hidrojen için 0,2 mol dedik. Sorumuz bize nitrik asidin molar derişimini soruyordu. Katsayılardan yararlanarak nitrik asidin kaç mol tepkimeye girdiğini bulalım. Kat sayı 1 iken 0,2 mol oluşmuşsa kat sayı 2 iken 0,4 mol nitrik asit tepkimeye girmiştir diyoruz. Kat sayılarla mol arasında doğru orantı bulunmaktaydı. Molarite formülünü yerine yazacak olursak mol bölü hacimdi. Mol değerimiz nitrik asit için 0,4 mol bulduk. Hacim değerimiz 500 litre. Bunu litreye çevirdiğimizde 0,5 litre yapmakta. Buradan molerite değerimiz 0,8 molar yapacaktır. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Kükürt dioksit gazı oluşum tepkimesine ait potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıda verilmiştir. Kükürt dioksit gazının molar oluşum entalpisi eksi 300 kilojül bölü mol olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur? Öncelikle kükürt dioksit maddesinin molar oluşum tepkimesini yazalım. Molar oluşum tepkimesi bir bileşiğin bir molünün elementlerinden sentezlenme tepkimesiydi. SO2 gazını oluşturan elementler kükürt ve oksijen elementleridir. Bunların birleşmesiyle bir mol kükürt dioksit oluşacak. Kükürt oda şartlarında katı halde oksijen gaz halde bulunmakta. so 2nin de gaz olduğu bize söylenmiş. O halde kükürt dioksidin molar oluşum tepkimesi bu şekilde yazılacaktır. Tepkimeye baktığımızda ürünlerin enerjisinin girenlerden daha düşük olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla ısı açığa çıkacaktır. Egzotermik bir tepkimedir yorumunda yaparız. Birinci öncül verilen tepkimenin entalpisi artı 300 kJ bölü moldür denilmiş. Bakın az önce yazdığımız tepkimenin yani molar oluşum entalpimizin eksi 300 kJ olduğu söylenilmişti bize. Burada bize verilen tepkime ise bizim molar oluşum entalpimizin tam tersi. Dolayısıyla bu tepkimeyi ters çevirirsek birinci öncüldeki tepkimeyi elde ederiz. Bir tepkimeyi ters çevirmek için onu eksi 1 ile çarpacağız. Eksi 1 ile çarptığımızda ürün ve girenler yer değiştirmiş olacak. Görüldüğü gibi birinci öncüldeki tepkimeyi elde ettik. Bir tepkimeyi hangi sayıyla çarpıyorsak entalpiyi de aynı sayıyla çarparız. O halde entalpimiz artı 300 kilojül olacaktır verilen tepkime için. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül A şıkkı eksi 300'dür. Bize molar oluşum entalpisi eksi 300 kilojül bölü mol olduğu söylenilmişti. Entalpi değeri neydi arkadaşlar? Ürünlerin entalpisinden girenlerin entalpisinin çıkarılmasıyla bulunuyordu. Tepkime entalpimiz eksi 300 kilojülmüş. Ürünümüz olan SO2'nin entalpi değeri grafiğe baktığımızda A kilojül yani entalpi olarak A diyoruz. Eksi girenimiz olan kükürt ve oksijen elementer halde bulunduğundan dolayı entalpi değerleri sıfırdır. Zaten grafikten de entalpi değerlerinin sıfır olduğunu görmekteyiz. Bu eşitliğin sağlanabilmesi için A değerinin eksi 300 olması gerekiyor. İkinci öncülümüz de doğru oldu. Üçüncü öncül kükürt katısının molar yanma entalpisi eksi 300 kJ bölü moldür. Arkadaşlar bize yukarıda bahsedilen tepkimemiz yani şu tepkime hem kükürt dioksidin molar oluşum tepkimesidir hem de kükürt gazının yanma tepkimesidir. Hatırlarsak bir tepkime birden fazla isme sahip olabiliyordu. Dolayısıyla bu tepkimiz aynı zamanda kükürt katısının yanma tepkimesidir dedik. O halde buradaki entalpi değerimiz için de kükürt katısının molar yanma entalpisidir diyebiliriz. 1 mol kükürdün yanması sırasındaki entalpi değişimimizdir. Bu da eksi 300 kilojül bölü moldür. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Soru bize doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1, 2 ve 3 öncüllerini içeren E seçeneğidir. Oda koşullarında 0,5 molar 400 mililitrelik sülfürik asit çözeltisinin yeterince potasyum hidroksit ile tepkimesi sonucunda 21.6 kJ ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Öncelikle sülfürik asit ve potasyum hidroksit arasındaki tepkimeyi yazalım. Oluşan ürünleri yazabilmek için asit ve bazı oluşturan iyonları düşünelim. Sülfürik asidi hidrojen ve sülfat iyonları oluşturmakta, bazımızı ise potasyum ve hidroksit iyonları oluşturmakta. Bazın katyonuyla asidin anyonunun tepkimesi sonucunda oluşan bileşik bizim tuzumuzu oluşturmakta. Potasyum ve sülfat arasında oluşan bileşik potasyum sülfat tuzudur. Bakın sülfattaki iki potasyumun ayağına geldi. Katyonlar önce yazıldığı için K'yı önce yazdık. Geriye kalan hidrojen ve hidroksit iyonları da suyu oluşturacak. Tepkimemizi denkleştirmek için potasyum hidroksidi 2 ile çarpıyoruz. Bu sayede potasyum sayıları eşitlenmiş oldu. Kükürt sayıları zaten eşit. Hidrojen eşitliğinde kontrol edelim. 2 tane hidrojen sülfürik asitten, 2 tane de potasyum hidroksitten girenlerde toplam 4 hidrojen var. Ürünlerde H2O'dan 2 hidrojen gelmiş. H2O'yu da 2 ile çarptığımızda hidrojen sayıları da eşitlendi. Oksijen sayısı şu haliyle ürünlerde 6 tane, girenlerde 6 tane. Tepkimimiz denktir. Birinci öncül tepkimenin net iyon denklemi denilmiş. Arkadaşlar Asit baz tepkimelerinde net iyon denklemi suyun oluşum tepkimesidir. Az önce de belirttiğim gibi asitten gelen H artı ve bazdan gelen hidroksit iyonları birleşerek suyu oluşturacaktır. Dolayısıyla net iyon denklemi için suyun oluşumu verildiği için birinci öncül doğrudur. Tekrarlıyorum nötralleşme tepkimelerinde net iyon denklemi suyun oluşum tepkimesidir. İkinci öncül potasyum hidroksidin molar nötralleşme entalpisi eksi 54 kilojül bölü moldür denilmiş. Bunun için soruda verilen bilgilerden yararlanalım. 0,5 molar 400 mililitre sülfürik asidin yeterince potasyum hidroksitle tepkime sonucunda 21,6 kilojül ısı açığa çıkmaktadır denilmiş. Öncelikle elimizdeki sülfürik asidin molünü belirleyelim. Molarite formülünü kullanacağım. 0,5 molar derişimim var. Sülfürik asidin molünü bulmaya çalışıyoruz. Hacim değerimiz 400 mililitre olduğu için 0,4 litre dedik. Buradan sülfürik asidin molünü 0,2 mol buluyoruz. 0,2 mol sülfürik asidi tepkimede yerine yazacak olursak bakın katsayı 1 iken 0,2 mol sülfürik asit reaksiyona girerse katsayı 2 olduğu için reaksiyona giren potasyum hidroksidin molü 0,4 moldür. Sorumuzda yeterince potasyum hidroksitten kastın 0,4 mol olduğunu bulduk. Öncülümüz bize potasyum hidroksit üzerinden bir değer verdiği için biz de denklemimizi potasyum hidroksit üzerinden kuralım. Yukarıda belirtilen asit değeri sonucunda 0,4 mol potasyum hidroksitin reaksiyona girdiğini gördük. Şöyle diyorum. 0,4 mol potasyum hidroksit reaksiyona girdiğinde 21.6 kJ ısı açığa çıkarsa bakın ısı olarak yazıyorum. Önceliğimizde bize potasyum hidroksidin molar nötralleşme entalpisi demiş. Molar nötralleşme entalpisi demek 1 molünün nötralleşme sırasındaki entalpi değişimi anlamına geliyor. O halde şöyle diyoruz. 1 mol potasyum hidroksit nötralleştiğinde ne kadar ısı açığa çıkar diyelim biz. Bakın biz ısıyı buluyoruz sonra entalpiye çevireceğiz. Sadeleştirmeler yaparsak 0.4 ve 2'ye 5 oranında sadeleşir. 5 çarpı 21.6 bölü 2 dersek buradan ısı değerini bulacağız. 5 çarpı 21.6 108 yapacak. Bölü 2 dediğimde buradan 54 kilojül ısı açığa çıkar diyeceğiz. Tepkime egzotermik olduğu için ısı açığa çıkar dediği için bakın burada da ısı açığa çıkar demişti. Biz bu değeri entalpiye çevirirsek egzotermik tepkimelerde entalpimiz sıfırdan küçüktür. Yani ısı değerimizin başına eksi alarak söyleyeceğiz. Eksi 54 kilojüldür diyoruz. Belirtilen değerler için entalpi değerini ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül tepkimede 22,4 gram potasyum hidroksit katısı kullanılmıştır demiş. Kullanılan potasyum hidroksitinin molünü bulmuştuk. Grama çevirelim. 1 mol potasyum hidroksit bakın 56 grammış. Biz 0.4 mol bulduğumuza göre kaç gramdır dersek 0.4 çarpı 56 22,4 gram yapacaktır. 3. öncül de doğrudur. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğu için cevabımız 1, 2 ve 3. öncülleri içeren E seçeneğidir. Verilen tepkime 2 adımda gerçekleşmektedir. Bu tepkimenin Hızlı olan ikinci adımı da aşağıda verilmiş. Buna göre yargılardan hangisi yanlıştır deniliyor. Sorudan da gördüğümüz üzere bize net tepkime verilmiş. Yine hızlı tepkime verilmiş. O halde eksik olan yavaş tepkimemizi belirleyelim. Bunun için tepkimeleri alt alta yazacağım. Net tepkimemizi en alta yazıyorum. Hızlı olan adımı da yazalım. Bu tepkime hızlı tepkimemizde, bu tepkime net tepkimemizde yavaş tepkimeyi bulacağız. Şimdi net tepkime bize verilmiş, hızlı tepkime de verilmiş. Net tepkime elde etmek için eksik olan maddeler ne olacak? Yavaş tepkimeden gelecek. Bu durumu dikkate alarak yavaş tepkimeyi yazalım. Net tepkimemize baktığımızda reaktiflerde H2O2 var. Hızlı tepkimeye baktığımızda H2O2 yok. Demek ki H2O2 kaynağımız Yavaş olan tepkimemizdir. Yavaş olan tepkimede H2O2 maddesi olacak. Net tepkimemizin diğer elemanı bromiyonu 2 tane var. Bakın hızlı tepkimede 1 adet bromiyonu var. Demek ki eksik olan bromiyonunun birisi de yine yavaş tepkimede bulunacak. Net tepkimenin diğer elemanı 2 tane H artı iyonu. Hızlı tepkimede 1 tane H artı gelmiş. Yine bir tane H eksik. Bu da yavaş tepkimeden gelecektir. Ürünlere geçelim. Net tepkimenin ürünlerinde 2 adet suyumuz var. Bir tanesi hızlı tepkimeden gelmiş. Eksik kalan kısmı yavaş tepkimededir. Bir tane h o gelecek yavaş tepkimenin ürünlerine. Net tepkimedeki son maddemiz bir adet brom molekülü. Hızlı tepkimeye baktığımızda bir adet brom molekülü var. Demek ki net tepkimedeki brom molekül kaynağımız hızlı olan tepkimedir. Yavaş tepkimemizde brom molekülü olmayacak. Bu arada hızlı tepkimede olup net tepkimede olmayan maddemiz HBrO maddesi. Bu maddenin net tepkimede olmamasının tek nedeni birinci basamağın yani yavaş olan basamağımızın ürünlerinde yer almış olması, yani ara ürün olarak davranmış olmasıdır. Dolayısıyla yavaş tepkimedeki HBrO ile hızlı tepkimedeki HBrO bir ürünlerde bir girenlerde olacağından birbirini yok eder ve net tepkimede yazılmaz yorumunu yapacağız. Son olarak yavaş tepkimedeki giren ve ürünlerdeki atom sayılarını kontrol edelim. Eksik ya da fazlamız var mı? Girenlerde 2 adet hidrojen H2O2'den 1 adet de H artı iyonundan toplam 3 hidrojen var. Ürünlerde 2 adet sudan 1 adet de HBRO'dan toplam 3 hidrojen var. Girenlerde 2 tane oksijenimiz var. Ürünlerde de yine 2 adet oksijen olduğunu görmekteyiz. Girenlerde 1 adet bromumuz var. Ürünlerde de 1 adet bromumuz var. Yine girenlerin toplam yükü 0. Artı 1 eksi 1 daha 0. Ürünlerde de 0. Yani yavaş tepkimemizi elde ettik arkadaşlar. Bu bizim yavaş tepkimemiz. Şimdi öncüllerin yorumuna geçelim. A şıkkı tepkime derecesi 3'tür denilmiş. Tepkime derecesi hız denklemindeki maddelerin üstleri toplamına eşitti. O halde hız denklemimizi yazacağız. Mekanizmalı tepkimelerde hız denklemi ise yavaş adımın reaktiflerine göre yazılmaktaydı buraya göre yazacağız. Hemen yazalım. R eşittir. K çarpı diyoruz. H2O2 derişimi çarpı bromiyon derişimi çarpı H artı iyonu derişimine eşittir. Yavaş adımın reaktiflerindeki maddelerin her birinin katsayısı sayısı 1 olduğu için bu maddelerin üstleri de 1'e eşittir. Dolayısıyla tepkime derecemiz bu üstleri toplarsak 1, 2, 3'dür. A şıkkı doğrudur. B şıkkı HBrO katalizördür. Hayır, HBrO ara üründür arkadaşlar. Dolayısıyla B şıkkımız yanlıştır. Bir maddenin katalizör olabilmesi için ilk başta reaktiflerde olup sonra ürünlerde harcanması gerekir. Mesela H2O birinci tepkimede girenlerde hızlı tepkimede ürünlerde yer almış olsaydı bu madde katalizör olacak. Unutmayalım. İlk defa girenlerde karşımıza çıkıp Diğer basamağın ürünlerinde harcanıyorsa bu madde katalizör. Bunun tam tersi ilk defa üründe karşımıza çıkıp girende harcanıyorsa buna biz ara ürün diyoruz. HBRO ilk defa üründe karşımıza çıktı, diğer basamağın girenlerinde harcandı. Dolayısıyla ara üründür. Burada katalizör dediği için B şıkkı yanlıştır. Sorumuz bize yanlış olan öncülü sorduğu için cevabımız B şıkkıdır. Diğer öncülleri de kontrol edelim. C şıkkı hız bağıntısı K çarpı H2O2 derişimi çarpı brom derişimi çarpı H+ artı derişimidir. Burada bizim bulduğumuzun aynısı verilmiş. C şıkkı doğrudur. D şıkkı birinci adamın denklemi denilmiş. Bakın birinci adımın denklemini biz yukarıda bulmuştuk zaten. Aynısı olduğu için D şıkkı da doğrudur. Son olarak E şıkkına bakalım. Tepkime moleküleritesi 5'tir denilmiş. Tepkime moleküleritesi net tepkimeye göre bakılır net tepkimedeki maddelerin katsayıları toplamı bize moleküleriteyi vermektedir. Hemen hesaplayalım. Net tepkimeye baktığımızda H2O2'nin katsayısı 1. Bromun katsayısı 2 topladık 3 oldu. h kat katsayısı 2 topladık 5 oldu. Dolayısıyla E şıkkındaki ifademiz de doğrudur. Sorumuzda bize yanlış olan öncül sorulmuştu. Cevabımız B seçeneğidir. Gaz fazında gerçekleşen tepkimesinde bazı bilgiler verilmiş. Buna göre tepkimenin hız denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir deniliyor. Sorumuz bir ihtimal sorusu dolayısıyla öncüller üzerinden gideceğiz. Birinci bilgimiz x ve y'nin derişimleri ikişer katına çıkarılınca tepkime hızı 4 katına çıkıyor. Buradan yapacağımız yorum x ve y'nin derecesi toplamı 2'dir şeklinde olacak. Bu sayede derişimleri 2'şer katına çıktığında dereceleri toplam 2 olduğu için toplam 2 üzeri 2'den hız 4 katına çıkmış olacak. Bu şartı taşımayan öncülleri eleyelim. A şıkkında x ve y'nin derecesi toplamı 3'tür. Elendi. B şıkkında x ve y'nin derecesi toplamı 2'dir. Kalıyor. C şıkkında x ve y derecesi toplamı 2'dir. Bakın y olmadığı için direkt x'in derecesi 2 olduğu için bu da koşulu sağladı. D şıkkında x ve y'nin derecesi toplamı 3 olduğu için elendi. E şıkkında y'den dolayı x artı y'nin derecesi toplamı 2'dir şartına uydu. Kalan şıklardan her biri için x ve y yerine 2 koyduğumuzda hızın 4 katına çıktığını görmekteyiz. İkinci bilgi. Y ve z'nin derişimleri yarıya düşürülürse tepkime hızı da yarıya düşüyor. Bakın derişimle aynı orantılı olduğu için hızdaki değişim o halde Y ve Z'nin dereceleri toplamı 1'dir yorumunu yapacağız. Yine uymayan şıkları eleyelim. B şıkkında Y ve Z'nin derecesi toplamı 2'dir. Elendi. E şıkkında Y ve Z'nin derecesi toplamı 3'tür. Elendi. C şıkkında Y ve Z'nin derecesi toplamı 1'dir. Y olmadığı için direkt Z'nin derecesini alıyoruz. Z'nin derecesi 1 olduğu için şartımız sağlandı. O halde sorumuzun cevabı C seçeneğidir. Son olarak üçüncü bilgimize de bakalım. Kap yarıya düşürüldüğünde tepkime hızı 8 katına çıkıyor. Arkadaşlar kap yarıya düşerse maddelerimizin tamamı gaz olduğundan dolayı derişimler 2 katına çıkar diyoruz. Derişimimizin kaçıncı dereceden üssü 8 yapmakta 3. dereceden. O halde buradaki öncülümüz için de tepkimenin toplam derecesi 3'tür yorumunu yapacağız. C şıkkının bu koşulda sağladığını görmekteyiz. Sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 1 litrelik kapalı kapta sabit sıcaklıkta tepkimesinde maddelerin derişim zaman grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur denilmiş. Birinci öncül sistem T anında dengeye ulaşmıştır. Sistemin dengeye ulaşması için şartlardan birisi de derişimlerin sabit olmasıdır. T anına baktığımızda maddelerin derişimleri artık sabit hale gelmiştir. Aynı zamanda kabımız kapalı bir kap ve sabit sıcaklıkta denildiği için ve son olarak tepkimedeki verimde %100 olmadığı için bunu girenlerin tamamının harcanmadığından görmekteyiz. Bu tepkime bir denge tepkimesidir ve T anında denge kurulmuştur. Birinci öncül doğrudur. Dikkat edelim. Sistemin dengeye ulaştığını, derişimlerin sabit olduğundan anlıyoruz. İkinci öncül zamanla kaptaki gaz basıncı artmıştır. Bunun için başlangıçtaki gaz mol sayısıyla tepkime denge anına ulaştığındaki gaz mol sayısını kıyaslamamız gerekecek. Tepkimeye baktığımızda reaktifimiz COCl2 maddesi Başlangıçta bu maddeden 0,8 mol var. Dolayısıyla başlangıçtaki gaz mol sayımız 0,8 moldür Denge kurulduğunda ortamda 0,6 mollük bir COCl2 maddesi var. Artı bir de ürünlerden 0,2 mol var. Karbon monoksit ve klordan 0,2 mol var. Bunların hepsinin gaz olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla son durumdaki gaz mol sayımız 1 moldür. Başlangıca göre gaz mol sayımız arttığı için kaptaki basınç da artmıştır diyoruz. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül derişimler cinsinden denge sabiti olan Kc değeri 20 bölü 3'tür denilmiş. Bunun için öncelikle Kc ifademizi yazalım. Kc ifademiz ürün bölü girenler dersek karbon monoksidin derişimi çarpı klorun derişimi Bölü COCl2 maddemizin derişimidir. Denge anındaki derişim değerlerini yerine yazalım. Kc ifadesi denge anındaki derişimlere göre yazılmaktaydı. Girenlerimiz 0.2'şer molar. Kapacımız 1 litreydi. 0.2 molar karbon monoksit ve 0.2 molar flordan geldi. Bölü diyoruz. Girenlerdeki maddemizin derişimi ise denge anında 0,6 molardır. Buradan işlemleri yapacak olursak, 0,2 ve 0,6'nın birisi 1'e 3 oranında sadeleşecek. Buradan KC ifademiz 0,2 bölü 3 gelecek. Bu ifadeyi de düzenlersek, 0,2'yi 2 bölü 10 olarak düşünürsek bölü 3 dediğimizde, buradan ters çevirirsek, ifademiz 2 bölü 30 gelecektir. Yani kc değerimiz 2 bölü 30'dur. Burada 20 bölü 3 denildiği için 3. öncül yanlış oldu. Sorumuz doğru olan öncülleri sorduğundan cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneğidir. Verilen tepkimeye göre maddeler kapalı bir kapta dengededir. Dengedeki sistemle ilgili bazı bilgiler verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. İlk bilgimiz kap hacmi küçültüldüğünde zamanla C gazının mol sayısı artıyor denilmiş. Kap hacmi küçültüldüğünde dengede bulunan gaz derişimlerinin tamamı artacak. Löşetel ilkesine göre sistem gaz derişimini azaltmak için gaz kat sayısının az olduğu yöne kayacak. Tabii ki dengenin kaydığı yöndeki maddelerin mol sayısı artacak. Verilen bilgiye baktığımızda C gazının mol sayısı arttığına göre demek ki denge C gazının olduğu yöne yani ürünler yönüne kaymıştır. O yüzden denge ürünlere kayar diye belirtelim. Tabii ki bu durum bu tepkime için geçerli. Tüm bu bilgileri birleştirdiğimizde dengenin C'nin olduğu yöne kayması için ne gerekiyordu arkadaşlar? Gaz kat sayısının az olması gerekiyordu. O halde ürünlerdeki gaz kat sayımızı oluşturan Z değeri girenlerdeki gaz kat sayısını oluşturan X ve Y değerinin toplamından küçüktür. X artı Y büyüktür. Z sonucunu çıkarıyoruz. Bu yüzden denge gaz kat sayısının az olduğu Z tarafına kaydı. Birinci öncül doğrudur. İkinci bilgimize bakalım. Sıcaklık arttırıldığında denge sabitimiz Kc'nin değeri azalıyor denilmiş. Denge sabitlerini sadece sıcaklık değiştirebilir. Bunlardan bir de KC idi. Sıcaklık değişimi sonucunda denge ürünlere kayarsa KC artar. Sıcaklık değişimi sonucunda denge girenlere kayarsa KC'miz azalır. Burada KC değeri azalıyor denildiği için denge girenlere kaymıştır. Peki sıcaklıkta nasıl bir değişim vardı? Bakın sıcaklık arttırıldığında denilmiş. Sıcaklık arttırıldığında dengenin girenlere kayması için tepkimemizin egzotermik olması gerekiyor. Bakın ısı ifadesini ürünlere yazdık. Yani tepkimemiz egzotermik. Egzotermik bir tepkimede sıcaklık artışı dengeyi Löşetel ilkesine göre ısının olmadığı diğer yöne kaydırır. Yani girenler yönüne. Dengenin girenlere kaymasıyla da ne olacak? Kc sabitimiz azalacak. Toparlarsak sıcaklık artışıyla dengenin girenlere kayması için tepkimemizin egzotermik olması gerekiyor. Bu nedenle ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncül sistem soğutulursa ileri tepkime hız sabiti artar denilmiş. Sıcaklık değişiminin tepkime hızına etkisini yorumlayacak olursak sıcaklık artarsa tepkime ister endotermik isterse egzotermik olsun her zaman tepkime hızımız artacaktır. Yani tepkime hızı dengenin kaydığı yönden bağımsızdır arkadaşlar. Sıcaklık etkisiyle tepkime hızının artması tepkime hız sabitimiz olan Ki'yi de arttırır. Bunun tam tersi sıcaklık azalışı her zaman tepkime hızını azaltır. Yine sıcaklık azalışıyla tepkime hızının azalması tepkime hız sabitimiz olan Ki'yi de azaltır. Öncülümüzde sistem soğutulursa demiş. Yani sıcaklık azalırsa o halde ne diyeceğiz? Hem tepkime hızımız azalır hem de tepkime hız sabitimiz azalır. Burada tepkime hız sabiti için artar denildiğinden 3. öncülümüz yanlıştır. Sorumuz bize doğru olan öncülleri sorduğu için cevabımız 1 ve 2 olan B seçeneğidir. Verilen denkleme göre 2 litrelik sabit hacimli bir kapta 2,5 mol PCl5 gazı ile başlatılan tepkime %40 verimle gerçekleşerek dengeye ulaşıyor. Buna göre tepkimenin denge sabiti kaçtır denilmiş. Öncelikle tepkimemizi yazmak istiyorum. Başlangıçta elimizde 2,5 mol'lük PCl5 gazı var. Tepkime başlamadığından dolayı henüz ürünlerimiz yok değişim bölümüne 40 verime göre bu maddemizin reaktifimizin harcanma işlemini yapalım. Bakın iki buçuk mol yüzde 100 ise yüzde 40'ı nedir dersek iki buçukla 40'ı çarptığımızda 100 yapacak 100 bölü yüzden bir gelecek. Yani 40 verimle tepkimeye girdiğinde PCl5 gazımızın 1 molü harcanacak. Katsayı birken 1 mol harcanırsa Katsayı 1 iken 1 mol PCl3 gazı oluşacak. Yine katsayı 1 iken 1 mol klor gazı oluşacak. Kat sayılarla tepkimede harcanan ve oluşan mol değerleri doğru orantılıydı. Son duruma gelindiğinde yani denge durumuna gelindiğinde ortamda artan 1,5 mollük kullanılmadan kalan ECL5 gazı ve oluşan ürünlerimiz var. Birer molde ürünlerimiz oluşmuştu. Kc ifadesini yazalım. Kc ifadesi ürün bölü giren şeklinde yazılacak. Ürünlerdeki maddemiz PCl3 derişimi çarpı klor derişimi bölü girenlerdeki maddemiz de PCl5 gaz derişimidir. Derişim dediğimiz değer molarite değeri ve denge durumundaki değerler yazılacak. Yani son durumdaki değerleri yazacağız. Kabımızın hacminin 2 litre olduğu belirtilmiş. O halde molarite formülünü uygularsak ECL5 gazı 1.5 mol hacim değerimiz 2 litre buradan 0.75 molar. ECL3 gazı 1 mol vardı 2'ye böldük hacim değerimize 0.5 molar. Yine klor gazı da 1 mol vardı hacim değerimize böldük buradan da 0.5 molar değeri geldi. Bulduğumuz derişim değerlerini Kc ifadesine yazacağım. ECL3 gazı için 0.5 molar dedik çarpı 0.5 molar da klordan geldi bölü 0,75 molarda PCl5 gazımızdan geldi. Bu işlemleri yaptığımızda Kc'yi bulacağız. Sadeleştirme yapalım. 0,5 ve 0,75 2'ye 3 oranında bulunmakta. Buradan işlemleri yaparsak 2 çarpı 0,5 1 yapacak. Faydadan da 3 geldi. Yani Kc değerimiz 1 bölü 3'tür. Sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Oda koşullarında haşa zayıf asit çözeltisinin pH'i 4'tür. 0,1 molar 100 mililitrelik baryum hidroksit çözeltisi ile 100 mililitrelik haşa asit çözeltisi artansız tepkime girmektedir. Buna göre HA asidinin iyonlaşma sabiti Ka kaçtır denilmiş. Öncelikle sorumuz HA asidinin Ka değerini soruyor. Ka değerini bulmak için bize gerekli olan değerleri Ka denklemini yazarsak görebileceğiz. Ka ifadesi asidimiz olan HA için ürün bölü giren derişimi şeklinde yazılacak. Tabii ki öncelikle HA asidi için bir iyonlaşma denklemi yazalım. Zayıf bir asit olduğu için suda da denge halinde iyonlaşacak. Suya H artı ve A eksi iyonlarını verecek. O halde asidimiz için Ka ifadesi ürün bölü giren derişimi dersek h artı derişimi çarpı a eksi derişimi bölü h a derişimi şeklinde bulunacak. Bakın soruda pH'in 4 olması hatırlarsak pH nasıl bulunuyordu? h artı değerinin eksi logaritması alınarak bulunuyordu. pH'in 4 olması neyi ifade ediyor bize? h artı derişiminin 10 üzeri eksi 4 molar olduğu anlamına geliyor. Yani şu kısım 10 üzeri eksi 4 molardır diyebiliriz. Katsayı 1 iken 10 üzeri eksi 4 molarsa A iyonunun derişimi de katsayı 1 olduğu için 10 üzeri eksi 4 molardır. Yani Ka ifadesindeki H ve A eksi iyon derişimini biliyoruz. Yerine yazalım. 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4. Bölü diyoruz. Aşağının başlangıç derişimini bilmiyoruz. Bunu bulmak için de sorumuzun ikinci kısmına odaklanalım. Burada ne demiş? Asidimizin 0,1 molar 100 mililitre baryum hidroksit ile tam verimli artansız bir şekilde tepkimeye girdiğini söylemiş. Arkadaşlar asit ve bazlar birbirlerine karşı her zaman kuvvetli gibi davranırlardı. Yani %100 yoğunlaşırlardı. O halde burada bulacağımız asit derişimi bizim başlangıç derişimiz olan HA derişimini verecektir. O halde asidimiz olan HA ve bazımız olan baryum hidroksit arasındaki tepkimeyi yazalım. Asit ve baz tepkimesi sonucunda oluşan maddeleri belirlemek için asidi ve bazı oluşturan iyonlara dikkat edelim. Asidimiz H artı ve A eksi iyonlarından oluşuyor. Bazımız baryum ve hidroksit iyonlarından oluşuyor. Bazın katyonu ile asidin anyonu arasında tuz oluşacak. O halde oluşan tuzun formülü BaA2 şeklinde olur. Buradan bir de haşatı ile OH eksi de su oluşturacak. Tepkimemizi denkleştirecek olursak ürünlerde iki tane A olduğu için girenlerde de iki tane A olacak. Hidrojen eşitliği için girenlerde 4 hidrojen var. Ürünlerde de 4 hidrojen olması için katsayımız 2 olacaktır. Oksijen eşitliği için ise 2 oksijen girenlerde var. Ürünlerde de 2 oksijen var. Tepkimemiz denk halde. Bakın baryum hidroksidin başlangıç derişimi ve hacmi biliniyor. Buradan başlangıç molü bulunabilir. Molalite formülünü yazarsak derişim değerimiz 0,1 mol. Baryum hidroksidin molünü bulmaya çalışıyoruz öncelikle. Bölü hacim değerimiz 100 mililitre yani 0,1 litre. Buradan mol değerimiz baryum hidroksit için 0,01 moldür. Bu değeri yerine yazalım. Başlangıç diyelim. 0,01 mollük baryum hidroksit var. Bakın tepkime artansız oluyormuş. Demek ki katsayı 1 iken 0,01 mol baryum varsa, katsayı 2 iken 0,02 mol de asidimiz olmalı yorumunu yapabiliriz. Asidin başlangıç molünü bulduk. Bakın hacim değeri de bize verilmiş. O halde asidin derişimini bulalım molarite formülünden. Molümüz 0,02 molmüş bölü hacim değerimiz de 0,1 litreymiş. Yine 100 mililitre 0,1 litre yapacak. Buradan asit derişimi 0,2 molar olarak karşımıza gelmekte. Bulduğumuz asit derişimini Ka ifadesine yazıyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazalım. 0,2 buradan işlemleri yaparsak 10 üzeri eksi 8 pay kısmımızdan geldi. Hatta 1 çarpı 10 üzeri eksi 8 diyelim. Burası da 2 çarpı 10 üzeri eksi 1 de 1 bölü 2 0 5 yapacak çarpı 10 üzeri eksi 1 yukarı artı 1 diye geçerse burası 10 üzeri eksi 7 yapar. Bu ifadeyi de düzenlersek Ka değerimiz 5 çarpı 10 üzeri eksi 8 yapacaktır. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Kalsiyum hidroksit katısının T derecedeki 0,1 molarlık kalsiyum nitrat sulu çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır denilmiş. KÇÇ'si verilen bir katının başka bir çözeltideki çözünürlüğüne biz x molar diyorduk. Saf sudaki çözünürlüğünü ise s molar olarak ifade etmiştik. Sorunun çözümü açısından aslında bu iki sembol bize bir ipucu vermekte. x ile ifade ettiğimizde ortak iyon etkisinden çözüyorduk. Saf sudaki çözünürlükte ise s üzerinden çözüyorduk. Şimdi öncelikle katımızın çözünme denklemini yazalım. Daha sonra da, kalsiyum nitrat çözeltisinin iyonlaşma denklemini yazalım. Kalsiyum hidroksit katısının kalsiyum nitrat çözeltisindeki çözünürlüğüne x molar diyeceğimizi belirtmiştik. Katsayı birken x molarsa, katsayı birken yine x molar. Katsayı iki iken, 2x molar diyelim. Kalsiyum nitrat çözeltisindeki iyonları da yazalım. Kalsiyum nitrat çözeltisinin derişimi 0,1 molar olarak verilmiş. Katsayı birken 0 1 iken 0,1 molarsa, katsayı birken 0 1 iken 0,1 molar, katsayı 0 2 iken 0,2 molardır diyeceğiz. Soru bize kalsiyum hidroksit katısının kalsiyum nitrat çözeltisindeki çözünürlüğünü sormuştu. Yani x moları bulmamızı istiyor. Bunu da Kçç üzerinden yapacağız. Kalsiyum hidroksit için Kçç ifadesini yazacak olursak, Kçç ifademiz ürünlere göre yazılmaktaydı kalsiyum iyon derişimi çarpı hidroksit iyon derişiminin karesi şeklinde yazılır. Hidroksidin karesini almamızın nedeni hidroksidin katsayısının sayısının 2 olması. Arkadaşlar dikkat edersek bu iki çözeltide ortak iyon bulunmakta. Çözeltimizdeki ortak iyon kalsiyum iyonları. Biz KÇÇ ifadesine ortak iyon içeren bir maddenin derişimini yazarken KÇÇ'si verilen maddeden gelen ortak iyon derişimini ihmal etmekteydik. Bu sorunun çözümünde püf nokta burasıydı. Şuraya not olarak da bir yazalım. Evet notumuzu yazdık. KÇÇ ifadesine ortak iyon derişimi yazılırken KÇÇ'si verilen yani az çözünen maddeden gelen ortak iyon derişimi ihmal edilir. Bu noktaya dikkat ettiğimizde soruyu çözeceğiz. Kalsiyum iyonu ortak iyon demiştik. Kalsiyum iyon derişim kaynağımız neydi? KCC'si verilen maddeden gelen kalsiyum iyonları x molar artı bir de kalsiyum nitrat çözeltisinden gelen 0,1 molarlık kalsiyum iyonu. Ne demiştik? Ortak iyon derişimi yazılırken KCC'si verilen maddeden gelen ortak iyon derişimi ihmal edilir. Yani buradaki x'i ihmal ediyoruz. İhmal nedenimiz ise 0,1 molara göre x değerinin çok çok küçük bir değer olması. Hesaplamaya bu yüzden katmıyoruz ve bu şekilde işlem kolaylığı sağlanmış oluyor. Çarpı diyoruz hidroksit iyon derişim karesi. Hidroksit derişim kaynağımız KÇÇ'si verilen kalsiyum hidroksit maddesiydi. Burada arkadaşlar ihmal etme gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü tek hidroksit kaynağımız KÇÇ'si verilen kalsiyum hidroksit maddesi. Bunu yazacağız. Ortak iyon olmadığı için ihmal etmiyoruz. Hidroksit gördüğüm yere 2x yazdım ve karesini alacağımızı söylemiştik. Eşittir diyorum. Soruda bize kalsiyum hidroksit için KÇÇ değeri verilmiş. 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 idi. KÇÇ sadece sıcaklıkla değiştiği için burada da sıcaklık sabit arkadaşlar. Dolayısıyla ister saf su olsun ister başka bir çözeltide olsun KÇÇ değerini aynen yazıyoruz kalsiyum hidroksit için. Bir değişiklik olmayacaktır. Buradan işlemleri yaparsak 1 çarpı 10 üzeri eksi 7 eşittir. 0,1 çarpı 4 x kare olacak. 0,1'i karşıya atarsak 1 çarpı 10 üzeri eksi 7. 0,1'i de 1 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye yazarsak. Buradan 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 geldi eşittir. 4 x kare diyorum. Burayı 100 şeklinde yazarsak yani 100 çarpı 10 üzeri eksi 8 diyelim şuraya. Buraya 4 x kare dedim. Her iki tarafı 4'e bölersek 25 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir x kare gelecek. Her iki tarafın kare alırsak da buradan x değerini 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olarak bulacağız. x dediğimiz değer kalsiyum hidroksit katısının kalsiyum nitrattaki çözünürlük değeriydi. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.